Pusulasından herkese merhaba. Bugün yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji Bölümü ile ilgili konuşmak üzere yayınımıza bölüm başkanı, doktor öğretim üyesi Yasin Abanoz'u davet ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Bugün Doğuş Üniversitesi özelinde bu bölümle ilgili konuşacağız sizinle. Öncelikli olarak bölümün amacı ve tanımı nedir hocam? Sizden dinleyelim. Tabii ki. Elektronörofizyoloji bölümü sinir sistemi bozukluklarından kaynaklı gelişen çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullandığımız nörofizyolojik tekniklerin uygulanmasında uzman hekim gözetiminde çalışabilecek nitelikli meslek elemanları yetiştiren bir ön lisans programıdır. Bu bölüm içerisinde yer alan yöntemler arasında elektroensefalografi, elektromiyografi, polisomnografi, intraoperatif nöromonitörizasyon gibi birçok teknik bulunmakta. Aslında amacımız alanımızla ilgili bilimsel gelişmeleri yakından takip eden yenilikçi ve donanımlı öğrencilerimizi iş hayatına kazandırmak. Peki hocam, bu bölümü tercih eden öğrenciler nasıl bir ders yapısı ve planıyla eğitim alacaklar? Şöyle, diğer ön lisans programları ile birlikte ortak olan derslerimiz var. Ama bunlar dışında alan dersleri olarak birinci yarı yılda insan anatomisi ve fizyolojisi, elektronörofizyoloji 1 ve nöroloji derslerimiz var. İkinci yarı yılda elektronörofizyoloji 2, polisomnografi, tıbbi terminoloji derslerini veriyoruz. Üçüncü yarı yılda birinci yılın tekrarı niteliğinde ve daha ileri bilgilerle donattığımız elektroensefalografi, elektromiyografi ve elektronörofizyoloji uygulamaları derslerimizi veriyoruz. Son yarı yılda ise bitirme tezi olarak da değerlendirdiğimiz yönlendirilmiş çalışma dersimiz var ve ayrıca öğrencilerimiz son yarı yılda staj görüyorlar. Peki hocam, staj zorunlu mu? Staj görüyorlar dediniz ve aslında staj yaparlarken nereleri tercih edebilirler? Sizler akademisyenler olarak nasıl yönlendiriyorsunuz onları? Tabii ki bölümümüzün içeriği anlamında düşünürsek, öğrencilerimizin tetkik ekipmanlarını yakından tanıması, ekipmanların kullanımını ayrıntılı olarak görebilmesi ve hastalarla iletişim kurmaları gerekliliğini düşündüğümüz zaman bölümümüzde zorunlu staj olmak durumunda. Staj süremiz 30 iş günüdür ve öğrencilerimiz devlet ya da özel hastane veya kliniklerde staj yapabilmektedirler. Peki hocam, sektörün bu bölüm mezunu öğrencilerine ne kadar ihtiyacı var? Klinik nörofizyoloji aslında 2012 yılında kurulan bir bilim dalı, yan dal olarak kuruldu. Mevcut ve yeni yapılan hastanelerde bu bölüm bilim dalı olarak oluşturulmaya başlandı. Ve neticesinde tabii ki bölüm sayısı giderek artıyor. Sonuç olarak bu laboratuvarlarda çalışmak üzere bu alanda diploması olan ve iyi eğitim almış teknisyen arkadaşlarımızın iş imkanları da paralel olarak artıyor tabii ki. Bununla birlikte tabii mezun öğrencilerimiz nöroloji başta olmak üzere kulak burun boğaz, psikiyatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji alanlarında da kamu ve özel hastane veya kliniklerde çalışabiliyorlar. Evet, aslında mezun olduktan sonra hocam geniş bir yelpaze var seçenekte bulunabilecekleri. Kendilerini okurken keşfettikten sonra en büyük kaygı bu tabii oluyor ki. Biliyorsunuz bölüm mezun olduktan sonra yer edinebilecek miyim, sektörlerde bir iş sahibi olabilecek miyim? Bu bölümde öne açık bölümlerden diyebiliriz o zaman. Tabii ki. Demin anlattığım hani tetkikler bağlamında da uzmanlaşabilirler aslında. Elektroensefalografi, elektromiyografi, polisomnografi, uyandırmış potansiyeller ve son zamanda sıkça kullanılan özellikle operasyonlarda sinir sistemini korumaya amaçlı kullandığımız intraoperatif nöromonitörizasyon tetkikleri var. Bunlar da kendilerini geliştirebilirler. Peki hocam, lisans programını tamamlayabilirler mi? Hangi bölümleri tavsiye edersiniz onlara? Şöyle, dikey geçiş olarak hemşirelik bölümü var ve fizyoterapi bölümü var. Ama özellikle tabii ki anlattığımız derslerle de uyumlu olması açısından fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde lisans olarak devam edebiliyor öğrencilerimiz. Peki hocam, Doğuş Üniversitesi özelinde bu bölümü okumanın ayrıcalıkları nelerdir öğrenciye, hem okurken hem de mezun olduktan sonra?
Şimdi öncelikle üniversitede bir eğitim görülecekse bazı konulara dikkat etmeleri gerekiyor öğrencilerimizin. Bunlardan ilki üniversitenin genel özellikleri tabii ki. Hani ismi olsun, imkanları, ulaşımı vesaire. Doğuş Üniversitesi de Türkiye'de köklü bir vakıf üniversitesi özelliğindedir. Yeni yapılan Dudullu yerleşkemizde öğrencilerimizin gerek alan içi, gerekse alan dışında tüm imkanların sağlanacağı kanaatindeyim açıkçası. Diğer bir husus ise üniversitenin ekipman imkanları. Özel laboratuvarımızda bizim EEG, EMG, PSG ve diğer daha nadir yapılan tetkiklerin gösterilebildiği ekipmanlarımız mevcut. Biz bu kullanılacak ekipmanları öğrencilerimizle ilk günden mezun olana kadar paylaşıyoruz. Öğrenci ve uygulama odaklı bir eğitim benimsiyoruz aslında. Diğer bir husus dersi veren öğretim üyeleri. Hani üniversitemizde alan derslerini yan dal uzmanlığı yapmış olan klinik nörofizyoloji uzmanları vermekte. Gözlemlediğimiz kadarıyla bu durum öğrencilerimize artı puan olarak yansıyor. Son olarak söyleyebileceğim, üniversitemizde bir ön lisans programına kayıtlı olan bir öğrenci, kendi alanında başarılı ise ve gerekli şartları sağladığı takdirde ikinci bir eğitim öğretim dalında da ön lisans programına kayıt yaptırabiliyor. Böylelikle iki ayrı diplomaya sahip olabiliyor öğrenciler. Şu an sadece anestezi bölümüyle ÇAP dediğimiz çift anadal programı yapabiliyoruz. Ancak önümüzdeki dönemlerde sağlık alanlarında olmak üzere bu program sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Evet hocam, pek çok ayrıcalık var. En büyük ayrıcalıklarından biri de sizler gibi akademisyenlerle birebir çalışıyor olmaları olacak. Seçkin akademik kadrosu, kaliteli ders planıyla mezun olduktan sonra onlar için başarı kaçınılmaz diyebiliriz. Evet. Peki hocam, son olarak bu bölümü tercih etmek isteyen, hali hazırda bu bölümü okuyan öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Genel konuşacaksak hani aslında iş hayatı üniversiteye adım atıldığı andan itibaren başlıyor diyebiliriz. Üniversitede ne kadar sağlam temel oluştururlarsa öğrencilerimiz bu temel üzerine inşa edecekleri gelecekte o kadar sağlam olacaktır. Yani biz üniversite ve bölüm olarak kendimize güveniyoruz ve öğrencilerimizin de her konuda yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz. Evet, kazanımı zor elde edilen ayrıcalıklarından biri de bu işte hocam. Evet. Yeni dönem hayırlı olsun hocam. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bölüm hakkında sizden detaylıca bilgi almış olduk. Bölümü tanımış olduk sayenizde. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Bizler de öyle. Evet, yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektro Nörofizyoloji Bölümü hakkında Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Yasin Abanoz'dan detaylıca bilgi aldık. Üniversitenin bu bölüm özelindeki ayrıcalıklarını konuştuk. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Farklı bir yayında yeniden karşınızda olmak üzere veda ediyoruz. Hoşça kalın.